Gençliğin gözyaşları. Merhabalar dostlarım. Şimdi bakalım ne diyor? 32. soruda kalmışız en son. Halletmeye çalışalım. Şimdi 120 dereceler eşit 7 kök 3'leri gördük. Teğet olan o merkezi yarıçapı 3 olan çember yüzeyler üzerinden D noktasına getiriliyor. Çemberin merkezinin aldığı yol nedir diye bir soru sormuş bize. Hemen şimdi şu merkezden şöyle bir diklik indirelim. Yarıçapımız 3. Merkez, çember şuraya gelene kadar şöyle göstereyim. Biraz daha büyük çizelim la çemberi. Heh. Ya sileyim de bir daha çizeyim. Çemberimiz şöyle buraya gelene kadar döndü. Şimdi yarıçapımız 3'tü. Şu mesafeyi yürüt geldi. Buraya kadar geldi. Yani 7 kök 3'ü aldı bir kere. Peki şimdi buradan tam köşeden dönerken ne demiştik dostlarım? Şurayı da çizelim. Merkez köşelerden dönerken yay çizerek dönecek. Bundan daha önce soru çözdük biz. Dikdörtgen etrafında falan döndürdük çemberi. Hatırlayın yay çiziyordu. Tabi şurası 120, burası 90, burası 90 olduğu için şuradaki açı 60 derece. 60 derecelik bir yay dönüyor buradan. Hemen bulalım bu 60 derecelik yayı. 60 çarpı 2 pi r bölü 360 olacak ki r'miz 3. Hemen 60 ile 3'ü çarptım 180, 2 ile çarptım 360. Bununla sadeleşti pi. Şuradan pi derece, pi dönüşlük bir yay yapıyormuş. Peki devam. Sonra çember şimdi şuraya geldi. Şöyle. Buradan da tam şuradan da bir diklik çizelim arkadaşlarım. Şöyle yapalım. Şöyle döndü 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 döndü. Tam şuradaki noktaya geldi. Şöyle. Şurası teğet olsun şimdi. Tabii ki buraya kadar da şöyle göstereyim hatta. Yine 3 kök 3'lük bir 7 kök 3'lük bir yol aldı dostlarım. Bir de burayı yürüdü sonuçta. Hatta tam şuraya gelir. Şuradan da şöyle bir dönüş yapar değil mi? Bizim zamazingomuz şöyle. Buraya kadar gelse buradan da bir buraya gidecek. Şuraya geldi. Bir de burayı bulacağız dostlarım. Merkezin aldığı yol bir de şurası olacak şimdi. Biz sadece şuradaki buradaki dönüşteki yayı da bir hesaplayalım. Merkezin aldığı bir yay var burada da tabii ki. İşte onu da bir hesaplayalım. Orası biraz kafa karıştıracakmış gibi duruyor. Şurada sıkıntımız var arkadaşlarım. Burayı güzel çizeyim ben. Hatta şuraya çizeyim dostlarım. Bakın orayı iyi anlarsanız mevzu bitiyor zaten dostlar. Şimdi çemberim tam buraya şöyle geliyor. Bakın şurada zaten merkez şuradan önceki yolu alıyor. Şuradan bahsediyorum. Çemberi tam şuraya çizdim. Merkez burada. Şu yol. Bir de bu yolu bulacağız şimdi dostlarım. Merkez tam burada. Zaten burada bir yay hareketi yapmıyor. Tam şu köşeye geliyor zaten ister istemez. Peki şimdi şuradan da dikliğimi indirdim. Burası 120 derece. O halde şuraya 60 kaldı diyelim. Bakın şurası 3, burası 3. Şuradan hemen maviyi alayım. Merkezde teğetlerin kesim noktasını birleştirince açı ortay oldu 30-30. Şurası 60. 60'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı kök 3. Tabi bu da kök 3. Sonra merkez buradan devam etti. Şimdi şuranın toplam uzunluğu 7 kök 3'tü. Buraya gelene kadar merkez artık kaldı 6 kök 3'lük yol değil mi? Şurada 6 kök 3. Peki şuradan da şöylesini çizelim. Buraya kadar da yine şuraya kadar da bakın kök 3'ü burada. Şurası toplam 7 kök 3'tü. 6 kök 3 de buradan bir yol aldı. Yani şurası 6 kök 3. Burası 6 kök 3. Şurası toplam 7 kök 3 şuraya kadar. 7 kök 3 burada. 7. 12 de buradan geliyor. Bir 19 kök 3 gitti. Bir de şuradaki yay var dostum. Artı pi de buradan gitti. Cevap 19 kök 3 artı pi oldu. Evet. Şu sorudayız. K noktasından hareketli ondarsam çubuğu veriliyor. KA parçası. K noktası etrafında saat yönünde 90 derece döndürülüyor. Şöyle 90 derece döndürürsem ben bunu KA'yı buraya getirdim. KA üssü oluştu. Tamam. KA üssü oluştu. A üssü B. A üssü B de 10 santimmiş. Şöyle çizelim bunu. Şurası X, şurası X, şurası 14 eksi X. X 6 olsa 14 eksi 6, 8 yapıyor. Bakın 6, 8 onu sağlıyor. A noktasının aldığı yol kaç santim olabilir? Buradan buraya gelirken aldığı şu yayın uzunluğunu soruyor. Şuradaki açı
90 dereceydi, 90 derece döndürülüyordu. Çeyrek dairenin yay uzunluğu, yani 2 pi r bölü 4. R de 6 olduğu için 12 pi bölü 4'ten 3 pi'lik yol almış olur diyorum. Bu ne diyormuş? Bir demir ustası inşaatı için 12 metre uzundaki demiri şekil 2'deki gibi yarım çember yayı biçimine getiriliyor. Yay yine uzunluğu değişmedi, 12. Çemberin yarı çapı nedir diye soruyor bize. Şimdi yarım dairenin yay uzunluğunu biz 12 metre diye biliyoruz. Peki yarım dairenin yay uzunluğu 2 pi r tam daire. Yarım dediği için bölü 2'den 12'ye eşitledim. Gitti gitti. R eşittir 12 bölü pi çıktı dostlarım. Cevap Denizli'den geldi. Kenar uzunluğu 2 olan eşkenar üçgen biçimdeki arazinin C köşesinde bir lamba bulunmaktadır. Bu lamba C köşesinden en fazla x birim uzaklıktaki bölgeyi aydınlatıyor. Lamba açıkken arazinin aydınlatan bölümün alanı ile aydınlatamayan bölümünün alanı eşit olduğuna göre x kare kaçtır diye bir soru sormuş bize. Şimdi dostum bu lamba x birimlik mesafeyi aydınlatıyor. Yani şuradan da x, şuradan da x, şöyle de bir x, şöyle de bir x derken lamba aslında şuradaki şu daire dilimini komple aydınlatıyor dostum. Peki bu eşkenar üçgen miydi? Evet, şurası 60 derecelik açı. Şimdi demek ki aydınlattığı kısım 60 derecelik dairenin alanı pi x kare bölü 360. Bu aydınlık kısım. Peki tüm arazinin alanı ne? Eşkenar üçgenin alanı, yani a kare kök 3 bölü 4. Bunlar gitti, kök 3'müş. Bu tüm arazi. O halde buradaki karanlıkta kalan şu kısımda tüm araziden şu aydınlık kısmı çıkartacağız. 60 pi x kare bölü 360'ı çıkartacağız. Peki ne diyor bize şimdi? Aydınlatan bölümün alanı, yani şunları da bir sadeleştireyim ya, 6 yazalım. Pi x kare bölü 6 eşittir diyor. Aydınlatılmayan bölümün alanları diyor. Aydınlatılmayan bölümde şurası, yani kök 3 eksi yine bu pi x kare bölü 6. Peki bunu bu tarafa alırsak 2 tane pi x kare bölü 6 gelir. Eşittir kök 3. 3 ile çarpalım. Pi x kare eşittir 3 kök 3 olur. Pi'ye bölelim. X kare eşittir 3 kök 3 bölü pi. Cevabımız Edirne'den geldi. X kareyi soruyor bize. Ebru sanatıyla uğraşan Hale ilk önce mavi boyayı kullanarak O merkezli daire oluşturmuştur. Daha sonra kırmızı boyayı kullanarak mavi daireye birbirine teğet olan mor renkli iki tane eş daireyi şekil 2'deki gibi oluşturmuştur. Şekil 2'deki mavi renkli bölgenin alanının mor renkli bölgenin alanına oranı nedir? Şimdi hemen gelin şunların merkezlerini bir işaretleyelim. Teğet çemberlerin merkezlerini ve teğet oldukları noktayı düz çizgiyle birleştirebiliyorduk. Şunlara R yazalım. Şimdi maviden önce moru bulalım isterseniz. Mor alan dediğim şey şu dairenin alanı pi re kare. Pi re kare de burada var. 2 pi re karedir mor kısım. Değil mi? Mor renkli bölgenin alanına doğru. Şimdi maviyi bulacağız. Maviyi de şöyle bulacağız dostlarım. Büyük daireden moru çıkartacağız. Şimdi büyük dairenin alanı pi, yarıçapı 2 re olduğu için karesi 4 re karedir. Bu normalde şunun alanı 4 pi re kare tam dairenin alanı. İki tane moru çıkartırsam ben şuradaki mavilerin alanlarını bulurum. 2 pi re kareyi çıkartacağım, yani geriye 2 pi re kare kalacak. O zaman mavilerle morlar birbirine eşittir. Oranı da birdir dostlarım diyebiliriz. R yarıçaplı 3 dairenin merkezleri birleştirilerek bir dik üçgen oluşturuluyor. R yarıçaplı 3 dairenin merkezleri birleştirilerek bir dik üçgen oluşturuyorlar. Bu dairelerin birbirlerine en yakın noktaları 3 birim. Şöyle bir çizeyim mi arkadaşlarım? Bir dik üçgen oluşturacağız. Şimdi merkezlerini birleştirince oluşuyorsa şurada bir daire var. Şurada bir bunun merkezi olan R yarıçaplı başka bir daire. Burada da R yarıçaplı başka bir daire var. Bunlar RR. Şu dik üçgen RR. Bu da RR diyelim. Tamam. Bu dairelerin en yakın uzaklıkları 3, 10 ve 11'dir. Şimdi şurası 11 olsun, burası 3 olsun. Birbirine en yakın uzaklıkları şu aralardan bahsediyoruz. 10, şu ara 11, şu arada 3.
Bakın bu bir dik üçgen çıktı. Şöyle bir dik üçgen hatta. Şurası 11 artı 2R. Şurası 3 artı 2R. Burası da 10 artı 2R. Hani özel bir üçgen midir diye düşünelim. R'ye 1 desem 5 oluyor burası. 12 oluyor burası. 13 oluyor burası. Demek ki R 1'miş arkadaş. İyi, güzel, hemen çıktı. Buna göre bu dairelerin dışında olup üçgenin içinde kalan bölgenin alanı, bakın dairelerin dışında üçgenin içinde, şuradan bahsediyor. Şu bölgeden bahsediyor dostlarım. Dairelerin dışında üçgenin içinde. Şimdi gelin biz buradan şunu yapacağız. Bir kere dik üçgenin alanını bulalım. Şurası 5, 12, 13 dik üçgeniydi ya. 5 burası, 12 burası. Alanı 5 çarpı 12 bölü 2'den 30. Dik üçgenin alanı bu. Bu dik üçgenin alanından ben şu daire dilimini, şu daire dilimini ve şu daire dilimini çıkartacağım. Tabii bunları tek tek bulamam. Sadece şunu bulurum. Çünkü açısı belli. Bunu tek tek bulamam. Bunu tek de bulamam. Ama üçünün toplamı 180 derecelik daire yaptığı için toplam iç açılar toplamı 180 ya arkadaşlarım. Yarım dairenin alanıdır derim. Üçünün toplamına. Pi re kare bölü 2. R de 1 olduğu için pi bölü 2'dir bunların alanı. Bunu da çıkartırsam 30'dan cevabı bulurum. 30 eksi pi bölü 2. Şekilde ön yüzü kare şeklinde bir cisim ile bu cisme teğet 3 santim yarı daire şeklinde bir cisim görünmektedir. 3 santim yarı çapı varmış bu dairenin. Şöyle çizelim. Hemen şuradaki teğet noktasına da 3 diyelim. Çapı 6. O halde bunun da bir kenarı 6 geldi kardeşim şöyle. Şurası 10 çıktı 6, 8, 10'dan falan. Peki devam. Görülmektedir. 60 BK8 halat yardımıyla sarılmıştır. AC uzunluğuna eşit olduğuna göre halatın uzunluğu AC'ye eşit olduğuna göre BCX nedir? Şimdi halatın uzunluğunu bulalım hemen. Şuradan teğet noktasına dik çizelim. Burası zaten dik. Hemen teğetler arasındaki köşeyle merkezi birleştirirsem açıortay. Yarıçap 3, 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3 kök 3. Bu da 3 kök 3. Şimdi şurası da 3 birim. O halde bu da 3. Bakın AC uzunluğu ne çıktı? 3, 9, 8 daha 17 artı x artı 3 kök 3. 17 artı x artı 3 kök 3 bu AC. Eşitmiş halatın uzunluğuna. Halatı hesaplayalım şimdi. Şurası 3. Şimdi evet. Şurası 90, şurada bir 30 derecelik, şurada bir yay var halatın uzunluğunda. Bu yayı da unutmayalım dostlarım. 30 derecelik yay var şurada. Onu bir bulalım. 30 çarpı 2 pi r bölü 360 sıfırlar gitsin. 2 kere 3 6. 6'ya bölelim 6. 3 ile de bunu sadeleştirelim. 2 pi bölü 2'ymiş şurası. Şimdi hepsinin toplamı 3 kök 3 var. Pi bölü 2 var. Bir de 3, 9, 19 var. Bunlar eşitmiş dostlar. 3 kök 3'ler gitti. X burada kalsın. 17'yi buraya atarsam pi bölü 2 artı 17 çıkarsa 19'dan 2. Pi bölü 2 artı 2. X böyle bulduk. Bir yerde hata mı yaptık? Bir daha bakalım şimdi. BK8. Tamam. Bunu 6 bulmuştuk. Teğet indirdik. Dik. 60. Bu da 60. Lan 60. 60. Şurası da 60 ya. Uf. 60 derecelik daire arkadaşlarım. 2 katı olacak. Pi bölü 2 değil pi. Pi olacakmış şurası. Pi artı 2 geldi. Şimdi oldu ya. Dikkat etmedik. Şurası 60, 60, 120. 30 yazdık buraya mal gibi ya. Üf. Tamam. 39. Tabanı A noktasında zemine teğet olan 2 birim yarı çaplı çember. Şimdi 2 birim yarı çaplıymış. Hemen şu çapını bir çizelim. 2, 2. Çapını çizelim. 2, 2. Şuraya da teğet. 2, 2, 2 diyelim. Tekerlek bir tam tur atarak duvara M noktasında teğet oluyor. Bir tam tur atması demek merkezinin çevresi kadar yol alacağı demektir ki 2 pi r. 4 pi yol aldı. Yani şurası da 4 pi'miş. Buna göre şekildeki boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi boyalı bölge şu arkadaşlarım. Şurası dikdörtgendir, değil mi? Şurada bir dikdörtgen var. 4 çarpı şu kenar.
Yani 4 çarpı 4 pi artı 2 bu dikdörtgenin alanı. Ben şimdi bu dikdörtgenden şuradaki yarım daireyi, şuradaki tam daireyi çıkaracağım. Tam dairenin alanı pi re kareden 4 pi. Yarım daire ise bunun yarısı tabii ki 2 pi. Yani 4 kere 4 16 pi artı 8 eksi 6 pi. Yani 10 pi artı 8'dir sorumuzun cevabı diyebiliriz. 40 numaraya bakıyoruz. Aşağıda dik kenarlarından birinin uzunluğu 4 birim olan dik üçgen biçiminde karton ile yarıçapı 4 birim olan çeyrek daire biçimli karton verilmiştir. Şimdi yarıçapı 4 ise şuralar 4, 4 tamam. Şunun da yarıçapı 4, 4 oldu. Bu kartonlar konumlandırıldığında boyalı alanlar birbirine eşit oluyor. Şuraya A, buraya da A, şuraya da B diyorduk hatırlarsanız böyle eşit alanlar varsa. Şimdi A artı B'yi bir çeyrek daireden yazıyorum ki pi re kare bölü 16. Şey, pi re kare bölü 4. Pi 16 bölü 4'ten 4 pi. Bu A artı B. Bir de şuradaki dik üçgenin alanı. Şu kenar da 4 artı x'miş şuradan. 4 artı x. Bunun da alanı 4 çarpı 4 artı x bölü 2. Gitti gitti 2 kaldı. Bu da A artı B'ye eşit oldu. Yani 8 artı 2x eşit oldu 4 pi'ye. 8'i bu tarafa atalım. 2x eşittir. 4 pi eksi 8. 2'ye bölelim. 2 pi eksi 4'müş x. 2 pi eksi 4. Edirne'de var cevabımız. Çizgi izleyen robot yapan bir öğrenci robotu A noktasına koyuyor. Robot A noktasından B'ye, oradan BT yayını izleyerek T noktasına ulaşır. Daha doğrusu T noktasından yola çıkan robot TKC yolunu izleyerek D noktasına ulaşılır. O merkezli çaplı çemberin yarıçapı 6. Tamam. Şurası 6. Tabii ki şu kirişin ucuna da çizelim. Bu da 6. ABC noktada doğrusal olduğuna göre robot kaç santim yol gitmiştir diye bir soru sormuş bize. Tamam. TKC yolunu izleyerek D noktasından yola çıkan robot T noktasına B'den BT yayını izleyerek A noktasındaki robot A'na B'ye, B'den BT'ye inecek T noktasına, daha sonra T noktasına inecek robot TKC yolunu izleyerek D noktasına ulaşıyor. O merkezde BC çaplı çemberin yarıçapı 6. Tamam, onu gördük. 6 ve ABCD noktaları ABCD doğrusal olduğuna göre robot kaç metre yol gitmiştir? Peki. Heh, şurada vermiş arkadaşlar. Ben de onu arıyorum ya. Bulamayacaktık yoksa. TCD yayı 120'ymiş. TCD açısı pardon TCD şu açı 120'ymiş. Tabii bunun burası da mecbur 60. O halde eşkenar üçgene döndü değil mi? 6 6'dan 60 60 bu da 60. Yani bu yay 60 derecelik yaymış. Tamam şimdi oldu. O halde TKC yolu da 6 santimdir değil mi? Şimdi şuradaki 120 derecedir şurası. Şu yayın uzunluğunu bulacağız biz. Deminden beri açı yok. Şurayı okuyamadım bir türlü. Şimdi okudum. Hep buraya baktı gözüm. Şimdi burayı da bulalım. 120 derecelik yayın uzunluğu. 120 bölü 360 çarpı 2 pi r. Gitti gitti 3. 3'e böldüm 3'e böldüm 2. 4 pi. Şurası 4 pi. Şimdi topluyorum. 4 artı 4 pi. Şu yolu geldi 6. Şu yolu geldi 4. Yani 4. 6 daha 10. 4 daha 14 artı 4 pi. Adana şıkkı doğru cevaptır. Evet, 42 numaralı sorudayız. Kaç sorumuz kaldı ya? Bir bakayım da arkadaşlarım. 52. Bir 10 soru kaldı. Hadi bunları da kalan videoda çekelim arkadaşlarım. Zaten videoları böyle hep 19-20 dakikalık oldular. Burada duralım. Bir sonraki videoda devam ederiz kardeşlerim. Hadi öpüyorum hepinizi.